Bugün size vertigodaki tanı yöntemlerinden bahsedeceğim. Öncelikle vertigoda ya da baş dönmesinde iyi bir hastayı dinlemek ve öykü almak işin önemli kısmı. Özellikle kulak kaynaklı ya da beyincik kaynaklı baş dönmelerini aslında hem muayene ile hem de hastanın anlattığı öyküyle, yaşadıklarıyla anlamak çok zor değildir. Kulak kaynaklı baş dönmeleri genellikle çok şiddetli belirtiler verirler. Hasta ölecekmiş gibi hisseder. Hayatında kusmadığı kadar kusar. Dünya dönmediği kadar şiddetli şekilde ve korkunç şekilde döner. Yürümeye çalışır ama yine de ısrar ettiği zaman yürür. Ama çok korkunç bir tablodur. Yani ciddi şekilde hastaların bazıları hatta öleceğini, bedenin dışına çıktığını söylerler. Fakat beyincik kaynaklı baş dönmeleri genellikle baş dönmesiyle tanımlanacak tipte değildir. Daha çok dengesizliktir. Yani yürürken bir dengesizlik ortaya çıkar. Ya sağa ya sola ya da orta hattan kaynaklanan bir sallanma ve dengesizlik oluşur ve kişi çabalasa da çok yürüyemez, bir tarafa düşer. Ama genellikle buna çok fazla böyle dünya sallanıyor, dönüyor, bulantı kusma gibi şeyler eşlik etmez. Bir de tabii şeyi iyi ayırmak lazım. Bazı kişiler başım dönüyor diye hekime başvurdukları halde aslında bizim klasik anlamda baş dönmesi dediğimiz dış dünyanın sallanması, hareket etmesi gibi belirtilerden bahsetmezler. Daha çok mesela yakındıkları şey göz kararması, gözde puslanma gibi şeylerdir. Onun için baş dönmesi derken tam olarak ne hissettiğini kişinin öyküsünün alınması gerekiyor. Yani bunların sonucunda bazı muayene tekniklerimiz var. Yürütme, yatırıp kaldırma şeklinde iç kulak terazisini birazcık provoke edecek muayene teknikleri var. Bunlarla kulaktan mı, kulaktansa hangi kulağın içindeki yapıdan kaynaklanıyor tespit edebiliyoruz. Bazı durumlarda özellikle kulak kristal kopmalarında muayene ile bulduğumuz kulağın içindeki yerini değiştirmiş kristal ve topları eski yerine götürebiliyoruz ve ilaçsız bir tedavi şansı olabiliyor. Tabii ki eğer baş dönmesi genellikle kısa sürede toparlar. Bu süre bazen bir hafta bazen 2-3 hafta olabilir ama uzadığı zaman 3-4 haftaya geçtiği zaman tanı açısından ya da araya başka bir şeyler girebilir düşüncesiyle beyin MR'ı yapmak gerekebilir ya da şüpheler varsa yapılabilir. Eğer tabii ki beraberinde kulak çınlaması, zaman içerisinde de hafif bir işitme kayıpları varsa o zaman bazen işitme testi dediğimiz odiyometri de gerekebilir tanıyı netleştirmek açısından. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgiler edinmek isterseniz MP İstanbul Beyin Hastanesi'nin web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İyi günler ve sağlık kalın.